olay neden mutlu günler? Taraftarlar için değişik bir tatmin olma şeklidir yapılan büyük transferler. Yöneticiler ise güçlü sıfatını pekiştirmek için kullanır bu transferleri. Oyuncular için ise dünyanın en pahalı transferi, en pahalı oyuncusu olmak farklı bir tatmin duygusudur, tıpkı şampiyonluklar gibi. Futbolumuzun en çok tartışılan mevhumlarından transferlere, dünyanın en pahalı transferlerine bakacağız bugün. Dünyada transfer bedelleriyle tarihe geçmiş 10 en büyük transfer bedelini sizler için listeledik. Hadi başlayalım. Ronaldo ile başlıyoruz. 1996 yılında 20 yaşındayken FIFA dünyada yılın futbolcusu ödülünü alan en genç oyuncu oldu. 1 Temmuz 1997'de Barcelona Rivaldo'yu transfer ettiğinde Rivaldo en çok bonservis bedeli ödenen oyuncuydu. Bonservis bedeli ise 23 milyon euroydu. Rivaldo bu unvanı 21 gün sonra milli takımdan arkadaşı Ronaldo'ya kaptırdı. 1997 yazında Inter, Ronaldo'yu kadrosuna 28 milyon euro bedel karşılığında kattı. Ve bu rakam 1997 yılında bir rekor demekti. 9. sırada Denilson var. Ronaldo bu unvanını sadece bir sezon koruyabildi. 98 yazında Brezilyalı futbolcu Denilson bu unvanın yeni sahibi oldu. Real Betis Brezilyalı oyuncu için tam 31,5 milyon euroluk bedel saydı. Real Betis'te kariyeri çok da parlak geçmeyen Denilson çıktığı 158 maçta 11 gol attı. Sırada Christian Vieri var. Yıllar geçtikçe futbol endüstrisinin de büyümesi nedeniyle futbolculara ödenen bedeller de arttı. 99 yazında Vieri 46,5 milyon euroya Lazio'dan Inter'e transfer oldu. Bu transfer 99 yılı için astronomik bir rakamdı. Artık rekor Vieri'deydi. 7. sırada Serie A'ya uzanalım. Vieri'yi Lazio 99 yazında Inter'e satmıştı. Lazio 2000 yazında Crespo için 56,8 milyon euroluk bedel ödedi. Arjantinli ünlü futbolcu rekorunu kırsa da koruması sadece 13 gün sürdü. Çünkü yeni rekor bir Portekizli'ye aitti. Bu listeye 6. sıradan giren Figo 2000 yılında Barcelona'dan Real Madrid'e tam 60 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bu sadece bir rekor değildi. Figo'nun Real Madrid'e transferi dünyanın en sansasyonel olaylarından biri olarak gösteriliyor. 2000 yılında Figo için 60 milyon euroluk bedel ödeyen Real Madrid, 2001'de de gözünü kararttı. Juventus forması giyen Zinedine Zidane 77,5 milyon euroya Real Madrid'e transfer oldu. Zinedine Zidane bu transferle listemizde 5. sırada. Zidane bu unvanı tam 8 sene boyunca korudu. 2009 yılında ise Cristiano Ronaldo ezberi bozan isim oldu. Ronaldo 94 milyon euro karşılığında 2009 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Ronaldo bu unvanı 4 yıl boyunca taşıyacaktı. Geldik 3. sıraya. Yine Real Madrid, yine rekorlara doyamıyor. 2013 yazında Tottenham'ın yıldızı Gareth Bale 101 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. 3 transfer rekortmeni Zidane, Ronaldo ve Bale artık aynı kulüpte oynuyordu. 3 yılın ardından kırılmaz denen o rekor kırıldı. Manchester United Paul Pogba için 105 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Pogba günümüzde de Manchester United forması giymeye devam ediyor. Ve listemizdeki ilk sırada tabii ki Neymar var. Neymar için Paris Saint-Germain 2017 yılında tam 222 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Bu rekor ilerleyen yıllarda kırılır mı? Hep beraber göreceğiz. Adaylar var tabii. Mbappe ve Haaland en büyük adaylardan ikisi. Kim bilir, belki de bu transfer rekoru Newcastle United'ın sahibi Muhammed Bin Selman tarafından çok yakın bir gelecekte kırılır. Dile kolay, 1,5 milyar euroluk bir transfer bütçeleri var. Önümüzdeki yaz çok şeye gebe. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.